Evet sevgili dostlar, tekrar merhaba. Yine Tam Türk ekranlarında gündemi değerlendireceğiz. Sizin de dikkatinizi çekmiştir bu CHP'nin yeni başkanı Özgür Özel'in önce bu ülkede herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir gibi bir çıkış oldu. Sonra Alevilerle devam etti. Bu iki yönlü bir gündem. Şöyle iki yönlü bir gündem. Bir bu iddia doğru mudur? Bir bunu sormak lazım. İkincisi CHP niye böyle bir iddiada bulunuyor? Şimdi ikincisine cevabını vererek başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bu Frankfurt Okulu vardır, işte eleştirel teori, eleştirel Kur'an akımı. Onun e, mensuplarından birisi Marcuse, e, Yeni Sol'un en büyük belirleyicilerinden, ilham kaynaklarından birisi oldu. Temel olarak çok fazla tabii görüşü var ama şunu dedi, işçi sınıfı solcu devrim yapamaz. Bir solcu devrim bekliyorsak, bir komünist devrim bekliyorsak bunu en alttakiler toplumun dışındakiler yapar. Efendim kim yapar? Öğrenciler. Efendim kim yapar? E, seks işçileri. Efendim kim yapar? Etnik azınlıklar ya da dini azınlıklar gibi. Bunlara yönelmeliyiz dedi. Bu aslında belki de e, komünizmin teorisinin iflası anlamına da geliyor. Bu ayrı bir tartışma konusu ama özellikle 60'lardaki öğrenci hareketleri üzerinde çok tesir oldu ve bu insanlar büyüdüler. Sol teoriye bağımlı kalmaya, ona sadık kalmaya devam ettiler. Ee, çıkmazları gördükçe iyiden iyiye Marko yüzen'in görüşlerine sığındılar. Bu sadece Türkiye'de değil. Mesela e, Avrupa'da, Batı Avrupa'da ya da işte e, Amerika'daki... Amerika'daki sol biraz farklıdır orada yani. Ortalama bir liberal de solcudur gibi. E, farklı bir dünyası olduğu için Amerika'nın ama e, oradaki demokratlar üzerinde özellikle böyle düşüncelerin tesiri oldu. Şimdi bunun ne anlama geliyor? İflas etmiş bir ideoloji. Ayakta kalabilmek için teorisini değil, sahasını yenilemeye çalışıyor. Basitçe budur. Şimdi Özgür Özel'in de CHP'nin çok uzun süredir devam ettirdiği çizgiyi iyice aşikar hale getirip kardeşim biz azınlıklar üzerinden siyaset yapacağız mesajı vermesi. Ve yeniden dikkat edin sürekli sol vurgusunu yapması. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu da solucuydu. Fakat onun şöyle bir takıntısı vardı. Ya sağdan oy almamız lazım falan filan ağzından pek sol çıkmazdı. Özgür Özel baspaya, Hatta böyle 80 öncesi dili kullanıyor. Böyle. Solculuk, solcular devrim bilmem ne neyse. Böyle bir manzarada bu çizginin iyice belirginleşmesi CHP'nin siyasetini çöktüğünü gösteriyor. Çünkü siyaset yapmıyorlar arkadaşlar. Yani bize CHP somut çözüm önerileri, tutarlı ve ideolojik bir bakış iskeleti hiçbir şey koymuyor. Ana göre, zamana göre, işte iktidar manevralarına göre onun karşısında kendisine bir mevzi arıyor. Bakın bu çok önemli. Kendi mevzisi olup bunu iktidara karşı savunuyor demiyorum. İktidarın her manevrasında ona karşı bir mevzi arıyor. Yani şeyi bile yaptı bu Kılıçdaroğlu. Eline böyle Nurcuların kitaplarını aldı. Efendim bir takım İslamcı teorisyenlerin kitaplarını aldı. Bunlarla poz verdi. Hani tarikatlar arası böyle şeylerde dahi hesaplaşmalarda ya da ayrışmalarda dahi oradan kendisine bir mevzi yaratabileceğini düşünüyor. Şimdi mevcut plan da CHP'nin siyaseti bittiği için, siyaseti tükendiği için ve insanlara hiçbir şey vaat edemediği için, insanlara hiçbir şey anlatamadığı için. Bu çok önemli. Böyle şeylere tenezzül ediyor. Şimdi e, ne anlatacak insanlara ya insanlar tamam AKP'yi sevmiyoruz fakat yerine ne getirelim sorusuna bir cevap arıyorlar. Şimdi bir yeminli muhaliflikle çok da umursamayan vatandaşın pozisyonu aynı değil. Ben yeminli muhalifim. Ben AKP'ye oy vermiş. ama AKP'ye oy verebilirim. Muhalefete de verebilirim diyen kitle daha kalabalık. Bu arada iyi ki kalabalık. Bir de böyle bir şey var. Öyle bir kitle demokrasinin garantörüdür. Şimdi bu insanlara somut bir şey vermeniz lazım. Somut bir şey veremedikçe kolaya kaçıyorsunuz ve etnik, dini azınlıklar üzerinden kendinize bir mevzi yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani görünüyor ki CHP, efendim Aleviler, Kürtler bilmem ne diyerek yakında yeni azınlıklar ve başka böyle dışarıda kalanlar ya da en alttakilerle ilgili şeyler gelir, demeçler gelir bekliyorum. Görünüyor ki bunun üzerinden siyaset yapacak. Bu siyaset aynı zamanda dayak yemeye mahkum bir siyasettir. Yani sen bir azınlığı böyle e, koçbaşı olarak kullanmaya çalışırsan karşındaki çoğunlukla arandaki nijel uçurumda e, dayak yersin. Bu dayak yersini fiziki anlamda söylemiyorum. Azınlık üzerine kurguladığın bir siyasette çoğunluğu peşinden karşı tarafa vermişsin demektir. Şimdi böyle bir tarafı da var. Bunu bu siyaseti geçerli kılabilmek için toplumun her kesiminde yeni yeni azınlıklar, yeni yeni en altta kalmışlar, dışlanmışlar, ötekileştirmeler yaratman lazım. Sol dikkat ediniz bütün dünyada bunu yapıyor. Yani herkese şey anlatıyor. Sen şu yüzden aslında ötekisin, sen bu yüzden azınlıksın deyip bir azınlıklar manzumesi yaratmaya çalışıyor. Yine Marcuse'nin biliyorsunuz yeni duyarlılığı ve yeni özgürleşme teorileri kapsamında yeni duyarlılıklar yaratmaya çalışıyor ve iğrenç bir dünya tasavvuru var. CHP'nin böyle olması belki de hayırlıdır. Yani çünkü Türkiye'ye CHP harici büyük kütleli bir muhalif parti lazım. Bu çok net bir şekilde görülüyor bu ihtiyaç. Çünkü CHP'nin sanrıları var ve CHP solcu eskisi, ideolojisi tamamen kendisini tüketmiş, iflas etmiş siyasi müktesebatı da iflas etmiş. Ancak aktör değerini koruyan tipler tarafından yönetiliyor. Bu tiplerin Türkiye'ye bir şey verme ihtimali yok. Ve CHP bizim düşündüğümüz gibi öyle Atatürk'ün partisi falan da değil. Yani Atatürk bunu her söylediğimde böyle değişik tepkiler alıyorum ama bu bir vakadır. Atatürk arkadaşlar bugünün bugünün ölçeğinde değerlendirilse Baspay'a ırçı bir adam kalır. Çünkü onun döneminde öyleydi. Basbaya Türk ırkçısı kalan bir adamdır. Yani böyle bir adamın partisi bu olabilir mi? Ha olabilir partiler değişir, içerikler değişir ya da mesela çocuğun da değişir. Torunun senin aynı görüşte olmak zorunda değil. Buna bir itirazım yok. CHP'de dövüşebilir elbette. Fakat Atatürk vurgusunu bırakması lazım. Çünkü Atatürk böyle bir şey değil. Atatürk Türkiye'de tam tersi. Yani bu azınlık özellikle dini ve etnik azınlık bilinçlerinin devrime yenilenmeye, modernizme dolayısıyla iyi, güzel bir hayata, müreffeh bir hayata engel oluşturdu. Onların buna direnmeye çalışan reaksiyoner güçler tarafından bir mevzu olarak görüldüğünü farkına varmış ve bunları dümdüz etmiş bir adam. Bu işe böyle bakmak lazım. İkincisi efendim daha az mı eşit bunlar? Kürtlerin yaşadığı bölgelere devlet bildiğin yalakalık yapıyor. Türklerden vergi alıyor, oraya teşvik veriyor. Oraya yardım veriyor. İnanılmaz bir sosyal yardım ağı var. Yani doğuda görev yapan bir öğretmen anlatıyor mesela. Köyde diyor tavuk bile yoktu. Herkes böyle bir sürü yardım parası falan aldığı için gidip mağazadan almayı, dükkandan almayı tercih ediyordu diyor. Böyle bir ortam var. Şimdi buradan bakalım, bakalım eşit miymiş bunlar? Yo bizden üstün. Fatura ödemiyor adamlar ya. Ve bu siyasi tavırları tamamen bu asalaklığın, etnik asalaklığın sürdürülmesi üzerine kurun. Oraya bir diyelim ki fatura kesmek için bir memur gittiğinde faşist tecrübenin işgalcisi falan diyorlar. O e, ideolojik hisselerini bunun için kullanıyorlar. Sonra orada bir işte yine devlete aidiyet, birliktelik hissi yaratabilmek için devlet bir sürü teşvik falan filan veriyor. Bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Sonra vergi de vermiyorlar. Bir bakın vergi, gerçekleşen verginin tahsil oranına, Türkiye haritasına. İşte efendim Marmara bölgesindeki, Batı Karadeniz bölgesindeki, Ege bölgesindeki sanayiciler affuyurun eşek yüküyle vergi veriyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise gerçekleşen vergi verilmiyor, tahsil edilemiyor. Böyle bakalım yani eşitliği nereden ölçeceğiz? Eşitliği lafta ölçeceksek hadi lafa gelelim. Mesela Kılıçdaroğlu Alevi'ydi. Biz Kılıçdaroğlu'nun Alevi'ni hiçbir şey söylemememize rağmen bir Alevi hassasiyetini demokrasinin kılıcı gibi tepemizde çevirdiler. Yani şu herhalde Türkiye'de Alevi olmayıp da Alevi müktesebatına bu kadar sevgiyle yaklaşan benden başka adam yoktur. Hatta birçok Alevi arkadaşım dalga geçer benimle. Ulan dede yapalım seni bizim dedeler bu kadar uğraşmıyor bu işle diye. Bana Alevi düşmanı dediler mesela. Niye bu işte o yeni hassasiyet yeni duyarlılık cehenneminde bu tür hassasiyetler siyasi biraz kozdur. Dolayısıyla bir hassasiyeti kaşıyabileceğin bir kimliğin varsa bunu avantaja çevirirsin. Aleviler bunu avantaja çeviriyor. Nüfuslarına nazaran, nüfuslarına oranla çok daha ciddi bir siyasi temsilleri var. Çok daha ciddi bir e, siyasi güçleri var CHP'de mesela. Buradan bakalım. Yani layık bir partide kardeşim dergah, pir, piro falan bunların ne işi var mesela? Hani Aleviler siyaset yapmasın mı? Yapsın kardeşim ama Alevi kimliğiyle yapılmaz. Sünni kimliğiyle yapanlardan kaç senedir bak çile çekiyoruz. Ama eziliyoruz, şöyleyiz, böyleyiz diye Alevi kimliği üzerinden siyaset yapmayı, tarikat dedelerinin partilere doluşması, partilere akıl vermesi gibi işleri meşrulaştırabiliyorlar. Nerede hani onların şeyi? Bizden daha üstün kardeşim. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla ben bu hikayede, bu manzarada bir tehlike görüyorum. Dediğim gibi CHP cüssesini korursa, Yeni yeni azınlıklar manzumesi yaratmaya çalışacak toplumun farklı kesimlerinden ve bu Türkiye için destabilizasyon anlamına gelir. Türkiye'yi yavaş yavaş Lübnan'a dönüştürür. AKP beceremedi bunu ama CHP bunu becerir. Çünkü muhalifler üzerinde böyle bir etkisi var. Muhalifler beşeri sermayeleri daha güçlü insanlar. Bu insanların bozulması Türkiye'nin bozulması demek. Böyle bir tehlike görüyorum. İki tutmazsa CHP'nin tasfiyesi şeyini görüyorum. Bu da inşallah Cenab-ı Rabbi Kozmos hepimize nasip eder diyelim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın